Şimdi o kadar ilginç bir durum ki domatesle biberle bir iktidar kavga eder mi? Bu kavgayı kazanabilir mi? Bir domatesle biberle kavga etmeye başladığınız anda kaybedersiniz zaten bir kere de. Ama böyle bir yol seçildi. Şimdi bunun dayandığı nokta neresi? Ya biz neler biliyoruz? Bunun çaresinin bir kere iktidardan ben gördüğüm kadarıyla okuduğum ve dinlediğim şeylerden ümidi kestim. Bu konuda tarım konusunda ve gıda konusunda bir çözüm bulabileceklerine dair. Ama biraz kendi efendim evveliyatlarına gitmeleri lazım. Çünkü biz tarım köylünün elinden alınmalı diye Tarım Bakanlığı'nda hazırlanan filan raporlar da gördük. Aile işletmesi, aile işi olmaktan dünyanın hangi ülkesinde çıkmış tarım acaba? Büyük şirketlere verecekler. İşte şimdiki durumun sebeplerinden biri budur. O büyük şirketler o işleri yapmadı. Yapamazlar zaten. Bilmiyorlar. Neyse, oraya geleceğiz. Ama bir yandan da bununla ilgili arayış sürüyor, çözüm arayışı. Muhalefet de bunun peşinde. Muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir tarım zirvesi vardı. Çiftçinin faiz borcunu sıfırlayacağız dedi. Üretici olarak çok zor durumdayız. Çünkü ürettiğimiz ürünün bedelini alamıyoruz. Borç niye oluştu? Çünkü kazanamıyoruz. Gelirimiz düştü. Kredi çekiyoruz. Özel bankaların eline düşüyoruz. İlk yapacağımız iş çiftçinin aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Bankalara ya da tarım kredi kooperatiflerine fark etmeksizin çiftçinin borç faizini silme sözü verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü maliyeti katlanan üretici borçlu. Kılıçdaroğlu CHP'nin tarımsal kalkınma zirvesinde o maliyetleri düşürmek için çözüm önerilerini sıraladı. Çiftçinin kullandığı mazottan vergi alınmayacağını söyledi. Ucuz gübre için yerli üretime geçeceğiz dedi. Yata mazotu hangi fiyattan veriyorsan çiftçinin traktöründe de mazotu aynı fiyattan vereceğiz. ÖTV'yi kaldıracağız. Ucuz gübreyi alması için eğer gerekiyorsa doğrudan doğruya fabrikayı devlet olarak biz kuracağız ve çiftçiye ucuz gübreyi vereceğiz. Sizin üretici olarak ne kadar borcunuz var? 142 bin. Manisalı zeytin üreticisi Hayrullah Akbilen gibi birçok çiftçi borç çıkmasında. İstanbul'da düzenlenen zirveye CHP'li belediye başkanları ile birlikte çiftçiler ve kooperatifler de katıldı. Üreticinin derdi ortaktı. Ne yapıyoruz? Erteliyoruz. Sürekli erteliyoruz ve faiz biniyor. Ve böylelikle zor durumdayız. Manisa Alaşehirli üzüm üreticisi geçtiğimiz yıl üzümün tonunu 15 bin liraya üretirken şimdi maliyet artışından dolayı 30 bin liraya üretiyor. Üzümü daha pahalıya mal ederken daha ucuza satmak zorunda kalıyor. Bu da onların borçlanması demek. Çok zor durumdayız şu an. Maliyet yükseldi, ürün düştü. Geçen seneki fiyatın altında üzüm veriyoruz. CHP'li belediyeler İstanbul'da tarımsal kalkınma zirvesinde buluştu. Belediyeler üretilen doğal ürünleri burada sergilerken belediye başkanları da başta girdi maliyetleri olmak üzere üreticinin, çiftçinin sorunlarını dile getirdi. Tarım politikalarını büyük kartellerin menfaatlerine terk ederseniz sonunda küçük üreticiyi de yok edersiniz. Küçük üreticiyi yok ederseniz kırdan kente göçü artırırsınız. İnsanlar doğduğu yerde doyamadığı takdirde yoksulluk büyümeye başlar. Üretimden koparılıyor halkımız. Bir plan program da yok. Çiftçi üretmekten korkuyor. Tam üretiyorum diyor, elimde kalıyor. Girdilerin çok yüksek olduğundan şikayetçiler. Şu 1,5 yıllık süreç içerisinde girdiler 3'e katlamış durumda. Sorunlar dinlendi, not alındı. Kılıçdaroğlu dersimize çalışıyoruz dedi. Gübresinden tutun elektriğe kadar. Neyin ne olması gerektiğini biliyoruz. Bütün veriler elimizde var. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bütün verileri elimizde var. Demek ki dersimize çalışıyoruz.